sevgiler değerli izleyicilerimiz. Adnan Oktar'la sohbetlere başlayalım inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir etiket yapalım. Ne diyelim? Efendim, sevgi ve dostluk zamanı diyelim. Ve kaldıralım. Sevgi, dostluk zamanı. Evet. Dinliyorum. PKK'lılar korucu Jiri aşiretine mensup ancak kendisi korucu olmayan Fikret Adıyaman ile kardeşi Naci Adıyaman'ın içinde bulunduğu otomobili yaktı ve iki kardeşi kaçırdı. Kardeşlerden AK Parti Şırnak Gençlik Kolları Başkanı olan Naci Adıyaman'ı bir yolun kenarında şehit etti. Diğer kardeş ise aranıyor. AK Partili şehidimizin mensup olduğu Jiri aşireti darbeyi protesto adına 5000 kişiyle Şırnak Beytüşşebap'ta Türk bayraklarıyla yürümüştü. Şehidimizin fotoğrafını gösterebiliriz. Allah rahmetiyle sarsın. İnşallah. Allah cennetinin güzel bir misafiri olarak onu almış. Şehadetini Allah makbul etsin. İnşallah. Ailesine Cenab-ı Allah uzun ömür versin. İnşallah. Güzel bir sabır. Sabrı cemil niyaz ediyoruz Cenab-ı Allah'tan. İnşallah. Koskoca aşiret. Sen vurmaya bitiremezsin onları. Tabii. Ama işte silahlanmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Orada o kabadayılara silah verilmesi lazım, otomatik silah. Bak PKK elinde otomatik silahla geliyor ama vatandaşın elinde bir şey yok. Adam istediği gibi alıp götürüyor, istediği gibi kurşuna diziyor. Çünkü silah var adamın elinde, öbür tarafta silah olmaması yanlış. Bunun düzeltilmesi lazım. Fethullah Gülen'le ilgili konuşuyorlar televizyonda, bakıyorum. Yok peçeteyi yuttu, yok bilmem alçılar el öptü, sanki der konu oymuş gibi. Onların bir önemi yok kardeş. Asıl hayatı noktalar üstünde durun. Bir, cinayetler. Benim canlarımı tanklarla ezdiler. Otomatik silahla taradılar. Kitle olarak yüzlerce insan şehit ettiler. Bu büyük bir zulümdür. Kahpeliktir ve alçaklıktır. Homoseksüelleri savunuyorlar ve Kur'an'ın haram ettiklerini helal eden Yusuf var. Biz bunlar üstüne duralım. İnşallah. Yok peçete yutmuş da peçeteymiş. Yani adamın İş daha yerindeyse, efendim taş toprak da yer, sana ne yani? Peçete yiyormuş. Değil mi? Yani orada bir hedef saptırma var. Hemşirelik çok zor bir sanat. Hemşireler, doktorlar, onlara çok şefkatli davranılması lazım. Çok iyi korunup kullanmaları lazım. Çünkü sürekli acıyı, ızdırabı gören insanlar diğer mesleklerden çok farklı. Sırf parayla olmaz. Tabii maddi yönden güçlü tutmak gerekir ama manevi destek çok önemli. Yok dayımın tedavisini yapamamışsınız. Dedem balıklama dalıyor. Doktorlara darp ediyor. Hemşirelere saldırıyorlar falan. Bu tip densizliklere hiç müsaade edilmemesi lazım. Ayrıca şefkat ve sevgiyle, saygıyla, hürmetle bu kişilere tavır gösterilmesi gerekiyor. CNN'de şurada burada gece gündür mehdilik. Gece gündüz mehdilik, deccaliyet, mehdilik, süfyan. Halkın hiç bilmediği konular. Evet. Tabii bir
Bütün dünyada bir idare edenler vardır, bir de idare edilenler vardır. İdare edenler çok şefkatli, merhametli olması lazım. İdare edilenlerin de Allah'la bağının çok güçlü olması gerekir. İdare edilen Allah'la bağını keserse, idare edeni Allah zalim hale getiriyor. İdare edilenleri ezmeye başlıyor Cenab-ı Allah. Böyle bir kanun var. İdare edilenler Allah'la bağlantıları çok güçlü tutmak durumundalar. Sevgi, teslimiyet açısından. Evet, dinliyorum. Ali Koç, darbe girişiminden sonra laik eğitimin önemini bir kez daha anladık dedi. Eğitim sistemimizin laik ve çağdaş standartlara sahip olması ve bilim odağındaki gelişiminin de desteklenmesi de toplumsal ve ekonomik açıdan geleceğimizin teminatı olacaktır. Bunun önemini 15 Temmuz'da hepimiz çok daha iyi anladık. Unutmayalım, bir ülkenin en önemli sermayesi insan kaynağıdır dedi. Kim bu Ali Koç? Görevimiz. Efendim? Rahmi Koç'un küçük oğlu. Koç Holding Başkan Vekili. Koç Holding Başkan Vekili. Holding. Evet. Bir daha okum. Ali Koç, darbe girişiminden sonra laik eğitimin önemini bir kez daha anladık dedi. Eğitim sistemimizin laik ve çağdaş standartlara sahip olması ve bilim odağındaki gelişiminin de desteklenmesi toplumsal ve ekonomik açıdan geleceğimizin teminatı olacaktır. Bunun önemini 15 Temmuz'da hepimiz çok daha iyi anladık. Unutmayalım, bir ülkenin en önemli sermayesi insan kaynağıdır. Tamam, yani laik eğitim neyi sağlıyor, yani nasıl bir etki yapıyor? Biraz bunu anlatması lazım. Yani laiklikten kastı ne? Laik eğitim nasıl olur? Laik bir eğitim veren insan neleri anlatması gerekiyor öğrencilere? Laik eğitim alan adam da nasıl olmalı? Kendisi gibi mi olması gerekiyor? Evet. Fethullah Gülen talebeleri gibi mi olması gerekiyor? Efendim, PKK'lı gibi mi olması gerekiyor? Evet. PKK'lılar laik eğitim alıyorlar. Değil mi? Komünistler de alıyor. PKK zaten laikliği çok şiddetli savunuyor. Yani en güçlü savunan onlar. En güçlü uyguladıklarını iddia edenler de onlar. Ama bakıyoruz, vatan haini adam. Laikliği tarif etmesi lazım. Laiklik Kur'an'ın tarif ettiği bir güzelliktir. Ney? Cenab-ı Allah diyor ki ayette, şeytanın Allah'a sığınırım. Senin dinin sana, benim dinim bana. Laikliğin çok kısa özeti işte. Sen onun inancına karışmasın, o da senin inancına karışmasın. Ama şimdi bu laiklikten kastı Ali Koç'un ne? Darwinist eğitim mi? Darwinist materyalist eğitim mi? Değil mi? Neyi kastediyoruz? Yani şu an Türkiye'de Darwinist materyalist eğitim var. Bu laik eğitim değildir. Çünkü sen dayatma tarzında Allah'ın olmadığını söylüyorsun. Kainatın tesadüfen yaratıldığını söylüyorsun. Bu bir dayatmadır. Ama desen ki arkadaş, Darwin bunu söylüyor ama yaratılışı savunanlar da bunu söylüyor, artık takdir sizin dersen, bu laikliğe uyar. Ama bak, yaratılışı savunanlar bunu söyleyemiyor. Arkadaş, kainatı Allah yaratmıştır diyemiyor. Hiçbir ders kitabında siz bunu gördünüz mü? Kainatı Allah yaratmıştır diye. Yok. Hiçbir ders kitabında yok. Ama kainat tesadüfen olmuştur diye bütün ders kitaplarında var. Şimdi böyle laiklik olmaz. Millet buna layık değil. Efendim, değil mi? Böyle olmaz. Laiklik, laikliğe yakışacak bir şekilde olması lazım. Evet.
senin günahın, suçu yok bunda. Ben kendi kendimi ateşe attım. Kimsenin günahı, suçu yok bunda. Ben kendi kendimi ateşe attım. Gözlerimi gördü, gönlümde sevdi. Ben ona inandım, ben ona kandım. Sevmedim yer sevdi. Dertler azdırmama, sevme dediler sevdi. Kırıldım yana yana, içme dediler içtim. Dertler azdırmama. Mehtap Hanım, hoş geldiniz. Yani artık mecburen. Buyurun. Mehtaplı gecelerde hep seni andım. Boş yere yandım. Ben ki gelirsin diye boş yere yandım. Aman Allah. Ne var mı şekerde ya? Mükemmel. Ayakkabılar mı? Evet, demin baktık. Normal olduğuna kanaat getirdim ben. Cildiniz çok parlak. Cildiniz çok parlak, evet. Ve her geçen gün daha da gençleşmişsiniz. Ne güzel. Ceket kumaşı. Ne var mı ceket kumaşında? Çok güzel. Ama müthiş kaliteli. Zaten o minik böceklerin yaptığı her şey güzel oluyor, biliyorsunuz. İyi dut yerse, dut yaprağı yerse bir ipek böceği, güzel ipek yapar. Bunu diyen demiş zamanında. Yani. Evet, dinliyorum. Hürriyet yazarı İsmet Berkan, her zaman Gülen'in Mehdi olduğuna inanan insanlar gibi başka birilerinin Mehdi olduğuna, kurtarıcı olduğuna inananların da çıkabileceğini söyledi. Bunu engellemenin yolu gençlere kaliteli eğitimin önünü açmaktır. Çünkü Gülen örgütü kaliteli eğitim olanağı sağlayarak insan topladı çevresine, dedi. Ayrıca devletin eğitiminin yanı sıra barınma ve din hizmeti sunması gerektiğini de, böylece bu tip insanların çevresinde gençlerin toplanmasının önlenebileceğini söyledi. Bir daha. Hürriyet yazarı İsmet Berkan, her zaman Gülen'in Mehdi olduğuna inanan insanlar gibi başka birilerinin de Mehdi olduğuna, kurtarıcı olduğuna inananların da çıkabileceğini söyledi. Bunu engellemenin yolu gençlere kaliteli eğitimin önünü açmaktır. Çünkü Gülen örgütü kaliteli eğitim olanağı sağlayarak insan topladı çevresine, dedi. Ayrıca devletin eğitiminin yanı sıra barınma ve din hizmeti sunması gerektiğini, böylece bu tip insanların çevresinde gençlerin toplanmasının önlenebileceğini söyledi. Hmm.
Yani Mehdi'nin engelleneceğini mi söylüyor? Evet. Hazreti İbrahim engellenebildi mi? Yok. Evet. Hazreti Musa engellenebildi mi? Yok. Evet. Resulullah engellenebildi mi? Yok. Mehdi de engellenemez. İnşallah. İnşallah. Zaten Mehdiyet'in özü kaliteli eğitimdir. Evet. En kaliteli eğitim Mehdiyet'i doğurur. Evet, çünkü dürüstlük, samimiyet, iyi niyet, güzellik, sevgi, barış, derin düşünme, estetik eşittir Mehdiyet'tir. Evet, dinliyorum. CIA'nin Türkiye uzmanı olarak tanınan Amerika Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Henry Barkey, darbe gecesi sabaha kadar süren Büyükada'daki sır toplantıya katılmıştı. Ve buradan defalarca Amerika aranmıştı. Henry Barkey'in darbeden iki gün önce Amerikan Kongresi Dış İlişkileri Komisyonu'ndaki konuşmaları ortaya çıktı. Gülen mensuplarının da katıldığı konuşmada Barkey şunları söylüyor. Erdoğan tam olarak kontrolü elinde tutmuyor. Ancak gerçek olan şudur ki Erdoğan'ın yerine bir vekilimiz yok. Ancak o gitse bile çalışabileceğimiz çok sayıda kişi var. Burada anlamanız gereken önemli nokta Türkiye'nin çok bölünmüş bir ülke olduğudur. Bu ülkede bazı şeylerin değişmesini isteyen kişiler de bizim müttefikimizdir, diyor. Bir daha. CIA'nin Türkiye uzmanı olarak tanınan Amerika Dışişleri Bakanlığı eski çalışanı Henry Barkey, darbe gecesi sabaha kadar süren Büyükada'daki sır toplantıya katılmıştı. Ve buradan defalarca Amerika aranmıştı. Henry Barkey'in darbeden iki gün önce Amerikan Kongresi Dış İlişkiler Komisyonu'ndaki konuşmalar ortaya çıktı. Gülen mensuplarının da katıldığı konuşmada Barkey şunları söylüyor. Erdoğan tam olarak kontrolü elinde tutmuyor. Ancak gerçek olan şudur ki Erdoğan'ın yerine bir vekilimiz yok. Ancak o gitse bile çalışabileceğimiz çok sayıda kişi var. Burada anlamanız gereken önemli nokta Türkiye'nin çok bölünmüş bir ülke olduğudur. Bu ülkede bazı şeylerin değişmesini isteyen kişiler de bizim müttefikimizdir, dedi. Bir de video vardı. Bakayım. The fact of the matter is We don't have a substitute, but we have allies in Turkey that we can work with. John of the hearing. Look, this is a country that is very divided at the moment. And it's a country where you still have, despite all the pressure, a very a civil society that is pushing back, that's fighting back. Those are our allies. Something immediate from these demonstrations might happen, and also based on Turkish history, I think he's always been concerned about the possibility of a military coup. Quickly, Ed, I do think we have to prepare for a better day also. I know that NDI and IRI have some important freedoms. Kardeşim, onlar Allah'ın zavallı kulları. O konuşmalar da onların kaderinde. Bunlar bağımsız güç olduklarını zannediyorlar. Herkes, her şey Mehdi'ye hizmet ediyor şu an. İstese de istemese de. Çok çok güzel olmuşsun, çok yakışmış. Oçin oçin kresi vajenşine. Pasiba. Bayağı kişilikli bu, çok güzel oyunu. Bu şeker de tam bebek yani, böyle acayip tatlı. Çocuk şekerliği var üstüne. Yani. Bak şimdi onlara ben bazı filmler seyrettireceğim, bu amca da seyretsin. Fikret, sende var mı bu Mehdi, Mesih konularından anlatıldığı? Evet, haber kanallarında. Deccal falan, evet. Göster bak. Bir Mesih gibi. Ve Mehdi'lik. Mehdi Muntazar. Mehdi. Mesihli Mehdi'lik. Mehdi. Mehdi. Bu Mehdiyeti. Mehdiliğe. Deccal'e özellik ortada. Ama Deccal çok önemli. Mesih Hazreti İsa. Mesih'le, Mehdi'yle karşı karşıyayız. Deccal. Deccal çok önemli gerçekten. Evet. Mehdi'lik, Mesih'lik.
Süfyan. Müceddidlik. Mehdi ve kurtarıcı. Mehdilik. Mehdilik, Mesihçilik. Mesihlik. Şimdi hadi Mehdi anladık. Süfyan onun pazar. Bu bir deccalı. Mesih'in gelişi. Mesihlik. Mehdi, biz Mehdi ordusuyuz. Tekbir. 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 Ufak bir bölüm sundum sadece. Mehdilik yok diyenler bir dikkatlice olaylara baksınlar. Bak herkes Mehdi diyor. Herkes Deccal'den bahsediyor. Süfyan'dan bahsediyor. Her yer tekbirlerle inliyor. Bak bu daha devam edecek yalnız onu söyleyeyim. Bayağı devam edecek. 2019'larda buradayız. 2021'lerde de burada olacağız inşallah. Bak ne dediysem çıkıyor dikkat et. Çünkü hadislere dayanan söylüyorum. Kendi kafamda söylemiyorum. Ben melami arkasını kendim giydim kime ne? Ne güzel donuyoruz. Şu soğukluğu açmışsınız iyi olmuş. Zaten hava da soğuk, o da soğuk. İyi, güzel. Sarman'ı birkaç sokak ötede telefon kulübesinin yanında görmüşler. Yapar. Umarım beklerim yani böyle delilik ondan. Komşular gönderiyorlar. Gidiyor milletin bahçesine, evine gidip orada... Yani... Her gün o duvarın üstünde oturuyor ben gelirken. Gelirken de öyle. Kardeşler dışarıya bak, o da dışarıya hep beraber bakıyor. Dün burada rezervi çıkarttı biliyorsunuz. Böyle İslam düşmanları, Müslüman düşmanlar da heyecanlandılar cemaatlere saldırı olacak diye. Ağzı dili kurudu bazı böyle dikeyin, paralelin, efendim, üç kağıtçıların adamları efendim kendilerini yerden yere atıyorlar heyecandan. Hiç boş yere didiklenmesinler. Mehdi de çıkacak, Mesih de çıkacak. İslam'ın lehine oldu her şey. Evet. Her şey Müslümanlar lehine oldu. Canım kardeşim. Neydi buna bir şey deniyor bu? Pinap. Buyurun. Yakışmış. Münafıklık Türkiye'yi kasıp kavuruyor. Yani sorun münafıklık, samimiyetsizlik. Samimi Müslüman olamamak. Münafığa çok dikkat etmek lazım. İnşallah. Münafık, aklı zaman zaman şeytanla bağlantıya geçen bir mahluktur. Şeytanla transa geçtiğinde bakışları sabitleşir. Mesela bir insan üzerine kilitlenir. Öküz gibi bakmaya başlar. Bakar, bakar, bakar. Aklı kapanmıştır o anda o. Ne şeytanlık yapabilir, ne pislik yapabilir onu düşünüyordur. İşte bu büyük mucize, bunun dışarıdan görüldüğünü münafık fark edemiyor, edemez. Yani böyle metafizik garip bir durum meydana geliyor. İşte Kur'an'da bahsedilen gözlerin hain bakışını Allah bilir dediği,
gözlerinden seni neredeyse de verecekler dediği olay budur. Yani vahşileşir, hayvanlaşır, iblisane bir bakışla uzun uzun Müslümanları izler münafık. Yani kilitlene sabit, oynamaz, kıpırdamaz yerine. Sürekli bakar. Müfsit, bozgunculuk çıkaranlar, ifsat, fesat kökenli, müfsidun ve müfsidat, evet. Münafık kitabından bölüm oku, rica ederim. Münafık istihbarat toplayabilmek için çok sessizce hareket eder. Müslümanlardan istihbarat edinip öğrendiklerini küfürdeki yandaşlarına iletmeyi kendince çok kutsal bir görev gibi gören münafık, bu faaliyetlerini yaparken çok sinsice ve sessizce hareket etmeye büyük özen gösterir. Münafık için istihbarat akışını sağlamak çok önemlidir. Çünkü ancak bu şekilde Müslümanların faaliyetlerinin önünü kesebileceğini düşünür. Örneğin münafık, Müslümanların Allah yolunda İslam adına yapacağı hayırlı bir faaliyeti öğrenir. İslam'a fayda sağlanmasını ve Müslümanların başarılı olmalarını asla istemediği için bunu hemen ya telefonla ya da internet üzerinden bir mesaj programıyla diğer yandaşlarına bildirir. Tabii ki bu istihbaratı edinirken çok ustaca hareket eder. Müslümanların yanlarına kendini hiç sezdirmeden ve adeta bir yılan gibi sessizce girer. Çünkü münafık aslında Müslümanların kendisinin münafık olmasından şüphelendiklerini bilir. Eğer yanlarına ses yaparak girerse, Müslümanların dikkatli konuşacaklarını bildiği için ufacık bir ses bile çıkarmadan Müslümanların özel sohbet ortamlarına dahil olur. Kur'an ahlakını yaşayan, samimi ve normal bir Müslüman bir ortama girdiğinde hemen oradaki diğer mümin kardeşlerine selam verir, hal hatır sorar. Ama münafık bilgi toplayacağı vakit bunu özellikle yapmamaya çok özen gösterir. Müslümanların bulunduğu bir odaya sesini çıkarmadan girer, bir duvarı ya da bir eşyayı siper ederek o ortamdaki Müslümanların kendisini göremeyeceği bir yere oturur. Ya da kapalı kapıların arkasında bir yerlerde ayakta durup sanki başka bir işle meşgulmüş gibi bir pozisyon alır. İster ki Müslümanlar onun varlığını fark etmeden konuşsunlar, o da böylece onların bütün faaliyet planlarını öğrenebilsin. Bu şeytani azim münafığın bedenini o kadar işlemiştir ki bu konuda en ufak bir boş bulunması ya da dikkatsizliği olmaz. Münafıkların bu gibi sinsi çabaları tarihte birçok önemli olayda etkisini göstermiştir. Birçok suikastin ve saldırı planının hayata geçirilmesinde, toplumların kargaşaya sürüklenip savaşların çıkarılmasında hep münafıkların bu sessizce yanaşıp bilgi toplama faaliyetlerinin etkisi olmuştur. Bu nedenle Müslümanlar münafık olmasından şüphelendikleri kişilerin yanında çok itinalı davranmalı ve münafığın sessiz ve gizli bir şekilde yanaşıp sinsice oyunlar oynamasına karşı dikkatlerini tamamen açmalıdırlar. Münafıkların öğrendikleri takdirde engel olabilecekleri, fitne çıkarabilecekleri hayırlı faaliyetlerin, Allah yolundaki hayırlı çalışmaların bilgisinin bu insanlara ulaşmasına asla izin vermemelidirler. Evet, tabii münafığın yanında mutlaka konuyu değiştirmek, mutlaka özel konuşmak. Çünkü Müslüman samimi olduğu için rahat rahat konuşuyor. Bu çok riskli. Evet, dinliyorum. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, yolda arabanın amortisörü patlasa gülenciler yaptı diyorlar. Böyle yaygın bir hava var, cadı avına döndürülüyor bu iş. Bunu çok sakıncalı görüyorum dedi. Tuğrul Türkeş, babasının cemaat tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına da tepki göstererek, bir siyasetçinin vefatı ile veya siyasetten çekilmesiyle her zaman soru işaretlerini bir kenarda tutmanız gerekir. Bunu Türkeş'in şahsında söylemiyorum dedi. Bir daha. Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, yolda arabanın amortisörü patlasa gülenciler yaptı diyorlar. Böyle yaygın bir hava var, cadı avına döndürülüyor bu iş, bunu çok sakıncalı buluyorum dedi. Tuğrul Türkeş, babasının cemaat tarafından zehirlenerek öldürüldüğü iddiasına da tepki göstererek, bir siyasetçinin vefatı ile veya siyasetten çekilmesiyle her zaman soru işaretlerini bir kenarda tutmanız gerekir. Bunu Türkeş'in şahsında söylemiyorum. Evet. Bazen
yanlış teşhisi olabilir. Ya o doğru. Ama bir derin devlet yapılanması görülüyor. Yani tabii ki şüpheli olaylar araştırılacak. İnsanların kafasında, gönlünde bir kuşku kalmaması lazım. Değilse değildir, varsa da vardır. Ama bu fevkalade bir saldırı varsa, insanların gönlüne bir şüphe düştüyse, bunun araştırılıp netleştirilmesinde fayda var. Yani neye göre hüsnü zannedip etmeyeceğimizi biz delillerden anlarız. Hukuk var, kanun var. Hukuk, kanun ne diyorsa biz de ona göre hareket ediyoruz. Dolayısıyla körü körüne bir hareket olmaz. Evet, dinliyorum. Darbeden bir gün önce Can Erzincan TV'de Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlıcan'ın darbe olacağı yönünde konuştukları ortaya çıktı. Programda Mehmet Altan şunları söylüyor. Türkiye Devleti'nin içinde de muhtemelen bütün bu gelişmeleri dış dünyadan daha fazla belgeleyen, izleyen bir başka yapı var. Yani onun ne zaman torbadan yüzünü çıkaracağı, nasıl çıkacağı da belli değil diyor. Ahmet Altan da bu sözleri destekleyerek öyle bir anlatıyorlar ki Erdoğan sanki ömrü boyunca burada kalacak. Bu adam sağlam bir zeminde durmuyor. Türkiye'de gerçekleşmiş askeri darbelerin önünü açan gelişmeler her neyse, Erdoğan bugün aynı kararları vererek teker teker o yolları açıyor dedi. Darbenin yolunu mu açıyor diyor? Darbenin asıl oluşma sebeplerinden bir tanesi de modernliğin olmaması, kalitenin olmaması, kalitenin geniş çaplı bozulması, kalitede çökme olması, hayatın durağanlaşması, insanların mutsuzlaşması, yaratıcı düşüncenin ortadan kalkması, sanat ruhunun ortadan kalkmasıdır. Onun için ben hükümeti sürekli uyarıyorum. Sanat Kalite Bakanlığı kurulsun diyorum. Değil mi? Evet. Evet. Ama bu tabii işte darbeyle falan biz meseleyi hallederiz. Yani böyle bir mantık olmaz. Darbeye teşvik de çok ayıp, çok çirkin. Eğitimle, konuşmayla bu mümkün. Ama bazen sağ tabii vurdum duymaz oluyor. Adnan Menderes zamanında öyleydi. Çok vurdum duymazdı. Basın uyarıyordu, insanlar uyarıyordu. Umurlarında bile olmuyordu. Hiç kale almıyorlardı. Sonunda darbe oldu. Ama 12 Eylül öyle değildi. 12 Eylül'de müthiş bir anarşi terör ortamı vardı. Halkın büyük bölümü istedi darbenin yapılmasını. Ve orduyu da desteklediler. Fakat bu darbede yani bir halk desteği yok. Yani darbe olsun diyen insanların sayısı işte bir avuçtur. Çok çok azdır. Yani Türkiye'nin en fazla %2'si, %3'ü falandır. Dolayısıyla bu olmaz. Yani darbeler olduğunda genellikle geniş destekçisi oluyor. O yüzden darbe başarılı olabiliyor bazen. Menderes zamanında da iletişim vasıtaları yoktu. TRT'ye de geçirmeleri yeterli oldu. Albay çıktı. Konuşma yaptı. Rahmetli Türkeş. Konu bitti. Ama şu an çok fazla televizyon kanalı var. Şimdi bak darbe olduğu akşam ben buradan cayır cayır konuştum. Darbe yok geçersiz dedim. Ki o an milyonlarca kişi izliyordu bizi. Yani en az 6-7 milyon kişi bağlantı halindeydi. Çünkü benim buradaki teknik tespitim onu gösterdi. Dolayısıyla darbe ta başından ölü doğdu. TRT'ye de geçirdiler, açıkladık. Böyle darbe olma dedik. Evet, efendim başka açıklamalar yapıldı. Yine böyle olmaz dedik. Yani konu kökünden böylece hallolmuş oldu. Oktar ve yakışıklı ikiniz ve hatta üçünüz, hatta dördünüz, hatta beşiniz. Evet. Siz ikiniz şu buraya geçersen rahat olur ama fark etmez, o kalabilir değil mi? Sen de geç bir tane.
Oçin Oçin Kresi var. Bak orası boş kaldı. Şey, Dani sen istersen şöyle gel. Evet. Kim o? Hı. Duygu sen git bir tanem, yarın yine gelirsin. Tamam. Tamam. Yastık rica ediyoruz. Evet, dinliyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerikan adli makamlarına resmi bir yazı göndererek darbe girişiminin Fethullah Gülen tarafından yapıldığına dair deliller olduğu ve Gülen'in kaçma girişimine karşı tedbiren tutuklanmasını talep etti. Bir daha. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Amerikan adli makamlarına resmi bir yazı göndererek darbe girişiminin Fethullah Gülen tarafından yapıldığına dair deliller olduğunu ve Gülen'in kaçma girişimine karşı tedbiren tutuklanmasını isteyen bir yazı yazdı. Amerika'da? Evet. Amerika vermez Fethullah Gülen'i. Tutuklama da olmaz. Öyle bir şey olmaz. Yani benim gördüğüm çok sadık bir Amerikan vatandaşı görünümünde. Yani diğer Gülen mensupları da o şekilde görünüyor. Yani kendi vatanları olarak kabul ediyorlar ve her devlete sadıklar benim gördüğüm. Dolayısıyla böyle bir şey olması çok zor ama ekonomik baskı falan yapılırsa küçük ülkelerde belki bir etki olabilir. Onun dışında hiçbir ülke böyle bir şey yanaşmaz ve yanaşmadı da zaten şu ana kadar da yanaşmadılar. Yani çok zor. Ancak Türkiye'nin ticari menfaatleri olanlar falan kabul edebiliyorlar. O kadar. Fethullah Gülen hükümetlerin sırrını biliyor benim bildiğim. Hükümetler de onun sırlarını biliyorlar gibi görünüyor. Zor. Hayır, yakalanması neyi fark ettirecek? Daha 2-3 gün önce Hillary Clinton'la poz veriyorlardı bir arada. Obama'nın toplantısına katılıyorlar. Obama'nın her toplantısına katılabiliyorlar. Beyaz Saray'da toplantılar düzenleyebiliyorlar. Yani iç içeler, öyle bir şey biraz zor görünüyor. Evet, dinliyorum. Yeni Şafak yazarı Müfit Yüksel, Bediüzzaman'ın hiçbir zaman kendi şahsına ya da başka belirli bir şahsa mehdiyet hususunda hiçbir işaret ve imada bulunmadığını yazdı ve şunları söylüyor. Buna rağmen bazı şahıs ve grupların Bediüzzaman'ın mehdiyetle ilgili yazıp söylediklerini zemininden saptırarak belli şahıslara mehdiyet atfetme gayesiyle istismarda bulundukları açıkça anlaşılmaktadır. Bediüzzaman mehdiyete giden kademeleri şahsı manevi olarak nitelendirmiş, şahıslara atıfta bulunmamıştır, dedi. Bir daha. Yeni Şafak yazarı Müfit Yüksel, Bediüzzaman'ın hiçbir zaman kendi şahsına ya da başka belirli bir şahsa mehdiyet hususunda hiçbir işaret ve imada bulunmadığını yazdı ve şunları söyledi. Buna rağmen bazı şahıs ve grupların Bediüzzaman'ın mehdiyetle ilgili yazıp söylediklerini zemininden saptırarak belli şahıslara mehdiyet atfetme gayesiyle istismarda bulundukları açıkça anlaşılmaktadır. Bediüzzaman mehdiyete giden kademeleri şahsı manevi olarak nitelendirmiş, şahıslara atıfta bulunmamıştır. Bediüzzaman Mehdi'nin seyit olduğunu, İstanbul'da çıkacağını, 1980 yılında çıkacağını, 2010'larda çok etkili olacağını, Darwinizme, materyalizme karşı mücadele vereceğini, sanatla, marifetle
bu faaliyetlerini deruhte edeceğini, efendim siyasete karışmayacağını, küçük bir grubu olacağını açık açık anlatmış. Defalarca zat kelimesini. Nasıl? Defalarca zat kelimesini koymuş. Tabii zat şahıs olarak açık açık belirtiyor. O diyor eşhası aynı zaman çıktıkları vakit bidayeten kendisi de diyor Mehdi olduğunu bilmez. İsa Mesih için de söylüyor. Mukarref ve havası onu imanın nuruyla tanır. Herkes ilk çıktığında onu tanımayacak diyor. Tanımazlar diyor. Neyi örtbas etmeye çalışıyor? Nurcular da çok yaptılar onu. Çok uğraştılar. Ben tepe takla konuyu dümdüz hale getirdim. Boş yere uğraştılar. Yıllarca sırran tanaveret kardeşim falan diye gizlemeye çalıştılar. Başaramadılar. Risale-i Nur'da açık açık Mehdi'den bahsediyor. Yani hayır falanca şahıstır demiyor Bediüzzaman. Tabi isim vermiyor. Ama Mehdi'yi açık açık anlatıyor. Şahıs olduğunu açık açık anlatıyor. Hem bak bu üç vazife birden bir şahısta yahut cemaatte kendi zamanında benim zamanımda diyor bulunması ve mükemmel olması, birbirini cerh etmemesi, parçalamaması pek uzak, adeta kabil görülmüyor. Benim zamanımda Mehdi'nin çıkması mümkün değil diyor. Ta ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaat-ı nuraniyesini temsil eden, yani Ehl-i Beyt'in, efendim, Peygamberimizin soyunun nuraniyetini temsil eden Hazreti Mehdi'de, bak Hazreti Mehdi şahsını söylüyor, Hazreti Mehdi'de ve Hazreti Mehdi'nin cemaatindeki şahsı manevide ancak ihtima edebilir diyor. Bak şahsı ve cemaatiyle diyor Mehdi çıkacak diyor. E neyini gizliyorsun bunu? Yani gizlenecek gibi değil. Fethullah Gülen büyük hazır bir cemaatin üstüne olay bina ettiği için, yani yerleşik bir yapının üstüne bina ettiği için kolay olanın faaliyeti. Bunu daha önce anlatmıştım. Birçok kişi de aynı şekilde anlattı. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki diyor Bediüzzaman. Yani siyasi cereyanlar. Komünizm, faşizm falan. Her şey kendi hesabını aldığı için faraza, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Siyasete girmeyecek Mehdi diyor. Ve bir asır sonra, benden bir asır sonra gelecek diyor. Ne zaman söylüyor bunu? 1910'larda söylüyor. Bir asır ne oluyor? 2010. Vaktini de veriyor, açık açık anlatıyor. Siyasete de girmeyecek diyor. Siyasette iştigal etmeyecek diyor. Bak diyor ki ahir zamanda Ali Beyt-i Nebevi'nin cemaat-ı nuraniyesini temsil eden Mehdi'de ve cemaatindeki şahs-ı manevi de ancak bu vazifede ihtima edebilir, birleşebilir diyor yine. Bak diyor ki hem ta ahir zamanda diyor hayatın geniş dairesinde Risale-i Nur'un asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Çok net değil mi bu? Bak Risale-i Nur'un asıl sahibi diyor. Yani Nurcuları da asıl sahibi olarak görmüyor Bediüzzaman. Mehdi'dir diyor asıl sahibi. Yani diyor bak Mehdi ve şakirtleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir. Ne zaman? Ahir zamanda. 100 yıl sonra gelecek diyor. O daireyi genişlendirir, o tohumlar sümbürlenir. Biz de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Kendilerince uyanıklık yapıyorlar. Hani Mehdiyet'i kaptırmayız. Kaptırmazsın işte kaptırmama gayretlenen bir netice alamıyorsun. Olmaz. Kim gerçek Mehdi ise Allah onun yolunu açar. Onun dışında bir şey yok.
Birinci cümle 1500 makamıyla ahir zamanı bir taife-i mücahidinin son zamanlarına, ya Mehdiyet'in son zamanları 1506 gibi. Ve ikinci cümle 1506 makamıyla galibane mücadelenin tarihine, 1506'ya kadar galibane mücadele edecekler diyor. Hicri 1506'ya kadar. Mehdi ve talebeleri. Ve üçüncü cümle 1545 makamıyla pek az bir farkla hem Fatiha'nı hem Vel Asr suresinin ikinci cümlesinin gaybi işaretlerine işaret edip tevafuk eder. Demek ki bu hadis-i şerifin üç cümlesinin her birisi 1500 tarihine ve mücadelenin ne kadar devam edeceğine dair işaretlerine aynen bu 1561 makamıyla hem 1560 makamıyla iştirak edip o taife-i azimenin mücahidatları ne kadar devam edeceklerine mana işareti ve çiftliğiyle bakar ve işaret eder diyor, gösterir diyor. Sen istediğin kadar anlamazdan gel. Yani olaylar o yönde gelişiyor. Dinliyorum. Makaleleriniz hakkında bilgi vermek istiyorum. Suudi Arabistan'ın ilk İngilizce gazetesi olan ve Suudi Arabistan'ın yanı sıra Orta Doğu genelinde de dağıtım yapılan Arab News gazetesi ve internet sitesinde İnsani Yardım Kuruluşları için neler yapılabilir başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda yardım kuruluşlarının karşılaştıkları zorlukları, bürokratik engelleri ve karşılaştıkları tehlikeleri çeşitli önlem ve kararlarla bertaraf etmenin mümkün olduğunu anlatıyorsunuz. Katar'ın ilk İngilizce günlük gazetesi Gulf Times'ta Birlik Olmanın Güzelliği başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda 15 Temmuz gecesi meydana gelen olaylardan sonra ülkemizde yaşanmaya başlanan birlik ortamından bahsediyorsunuz. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden El Raya'da Ayla'nın şehadetinden beri değişen bir şey yok başlıklı yazınız yayınlandı. Sol görüşlü Amerika'nın bağımsız haber sitesi American Herald Tribune'de darbe girişimi Türkiye'yi tek yürek yaptı başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda darbe gibi hiç istenmeyen... Ya demişler ki ya bu tribün mü değil mi demişler. Herald tribün demiş. Olay bu, evet. Dinliyorum. Darbe gibi hiç istenmeyen bir girişim sonrası oluşan dostluk havasının sadece Türkiye'de değil tüm İslam aleminde milyonların geleceğe daha umutlu bakmasını sağladığını anlatıyorsunuz. Pakistan'ın İngilizce haber sitesi Daily Mail'de Uluslararası Medya Demokrasinin Yanında Olmalı başlıklı makaleniz yayınlandı. Dünya gündeminde yer alan haberleri Hindistan'daki okuyucularıyla buluşturan The Hands India haber sitesinde Orta Doğu'nun ihtiyacı gerçek dini değerler odaklı bir diplomasi başlıklı makaleniz yayınlandı. Kıbrıs Lefkoşa'dan yayın yapan Diyalog gazetesinde makaleleriniz yayınlanmaya başladı. Gazete ilk olarak Türkiye hakkında birkaç kilit soru başlıklı makaleniz yayınladı. Ve son olarak aylık aktüel fikir yorum dergisi olan Sır dergisinde Doğudaki terör ne kadar önemli başlıklı makale yayınlandı maşallah. Güzel. Güzel. Hayatı zorlaştırmak doğru değil. Hayatı kolaylaştırmak lazım. Mesela adam ziyafete gidiyor. Ameliyat masası gibi çatal, kaşık, bıçaklar. Sağda ayrı alet edeva, solda alet ayrı alet edeva sıralaması var. Çatalla kaşık yer değiştirirse cinnet geçiriyor. Ya diyor, sen ne yaptın diyor, bir batırdın mı bizi diyor. Bıçak biraz daha ileride olursa gene sorun çıkıyor. Kardeşim bunlar özenti hareketler. Bunlar insanı küçük düşüren hareketler ve komik duruma düşüren hareketler. İstediğin gibi yersin. Çatalı, kaşığı, bıçağı istediğin gibi sıralarsın. Bir akıllı çıkmış, bir akıl atmış ortaya. 40 bin akıllı içinden çıkamıyor. Bak, sağda çatal, kaşık, bıçak sıralaması. Solda da yine öyle alet edeva sıralaması. Adam da dimdik oturuyor. Ya kardeşim, bu yemek yemek mi, eziyet mi? Neye nasıl, çatala kaç derece açıda tutacak bilmem ne falan.
Bir adamlar eve gittim mi bu sefer panter gibi saldırıyorlar yiyeceklere. Olmaz. Olmaz. Yani rahat, huzurlu bir hayat esastır. İstediğin gibi sıralarsın. Bir şey olmaz ona. Hayır, kimin ortaya attığı da belli değil o sıralama ilk. Bir akıllı çıkmış. Sıralama budur diyor. Bazı tipler de onu böyle sanki dini bir ritüel gibi uyguluyor. Ve ondan da övünüyor. Ya sen acınacak hallere düşüyorsun. Kendini ne hale getiriyorsun? Ona uyduğu için ondan sükse yapıyor. Ya diyor, ben çatal kaşık bıçak sıralamasını çok iyi biliyorum. Sonra da evde yemek yerken bir sefer kaşığı yemeye kalkıyor. Öyle bir olay yok. İstediğin gibi süslersin sofra, istediğin gibi de yersin. Tabii bıçak konur, kaşık konur, çatal konur ama yani bunun bir sıralaması diye bir konu yok. İsteyen istediği gibi onu süsler, istediği gibi de kullanır. Cemaatlere operasyon yapılmasını isteyen ta AK Parti hükümeti kurulmadan önce İngiliz derin devletiydi. Türkiye'nin güneydoğusunu PKK'ya vermek, Abdullah Öcalan'ı çıkartmak, bütün PKK'lılara af çıkartmak, PKK'lıları da asker ve polis olarak kullanmak, yani Türkiye'nin güneydoğusunu ayırmak, İstanbul'u ayrı bir bölge olarak ayırmak, İzmir'i ayrı bir bölge olarak ayırmak, Antalya'yı ayırmak ve Türkiye'de de cemaatleri tamamen ortadan kaldırmak. Rumi bir inancı Türkiye'ye yerleştirmek. Ve homoseksüel eğilimini, homoseksüel kültürünü savunan bir felsefeyi de Türkiye'de hakim kılmak. Ve helallere dikkat edilmemesi, helallerin, haramların ortadan kaldırılması, haram diye bir şey olmadığının söylenmesi. Yani kültürlü, bilgili bir adam için haram yoktur inancı. Rumi'ye haram olmaz mantığı. Böyle bir kafayı yaymak istediler. Şimdi adamların iştahının kabarmasının nedeni Fethullah Gülen cemaatini bitirdiklerini düşündükleri için ya diyorlar, eğer bu cemaat bitiyorsa diğerleri de biter. Ne olacak yani, bir ucundan başlayalım. Suriye'yi de bölelim. Türkiye'yi de bölelim. Cemaatleri de kaldıralım. Rumi bir din anlayışını Türkiye'ye hakim edelim. Oradan da bütün İslam alemine bu görüşü hakim edelim. Konu bitsin diyorlar. Şu köfteyi bana bir getirsene. Yine vakti geldi, o kudurdu.
Nasıl sen buralarda hazan var? Hiç bahar yok vefasız. Aşkımızı bir bulan sattın gittin vefasız. Buralarda hazan var, hiç bahar yok vefasız. Aramadım sormadım, kaldım gurbet ellerde. Sen sözümde durmadın, yandım kor ateşlerde. Nasıl yaşarım nasıl bu çaresiz dertlerle? Dertlerime derman ol, hadi dön gel vefasız. Aramadım sormadım, kaldım gurbet ellerde. Sen sözümde durmadın, yandım kor ateşlerde. Nasıl yaşarım nasıl bu çaresiz dertlerle? Dertlerime derman ol, hadi dön gel vefasız. Ya sen ne şekersin sen lan? Seni yiyeceğim ben, seni yiyeceğim. Kıtır kıtır o dilini milini, patilerini. Eşek, acayip tatlı ya. Bir 10 dakika rahat dur, bir 10 dakika. Sürekli de gülüyor. Ya ne tatlı varlık hayret bu kadar şeker olmaz. Ne diyorsun sen? Abi yesin seni abi. Deli eşek seni. Tamam götür. Evet dinliyorum. Amerika New Orleans'tan WGSO radyosuna görüşlerinizi açıklamak için sizi temsil eden Alkaz Çakmak katıldı Adnan Bey. Yaklaşık yarım saat süren canlı yayında eserleriniz, yurt dışındaki faaliyetleriniz ve çalışmalarınız hakkında bilgi verdi. Programda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığınız açıklamalar, Türkiye'de demokrasinin önemi ve milletimizin cansiperane mücadelesi hakkında da bilgi verdi. Bir daha. Amerika New Orleans'tan WGSO radyosuna görüşlerinizi açıklamak için sizi temsil eden Alkaz Çakmak katıldı. Yaklaşık yarım saat süren canlı yayında eserleriniz, yurt dışındaki faaliyetleriniz ve çalışmalarınız hakkında bilgi verdi. Programda 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaptığınız açıklamalar, Türkiye'de demokrasinin önemi ve milletimizin cansiperane mücadelesi hakkında da bilgi verildi. İyi olmuş. Evet dinliyorum. Abi geçtiğimiz günlerde İsveç Stockholm'de 13 bin adet Fosiller Evrimi Reddediyor isimli eseriniz ve yine 13 bin adet terörist PKK'nın Kürt halkını temsil etmediğini anlatan ve eserlerinizden hazırlanan broşür İsveç halkına ücretsiz dağıtıldı. Dağıtıma İsveç, Danimarka, Almanya, Türkiye, Fransa, İsviçre, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 14 kardeşimiz katıldı. Ayrıca arkadaşlarımız Uppsala kentinde Evrim Müzesi'ne kitaplarınızdan bıraktılar. Suriye ve Irak'tan gelen mültecilerin geri gönderilmemesi için yapılan protestoya destek verdiler. Ve İslam Birliği'ni anlattılar. Suriye'nin yeniden ve daha güzel imar edileceğini açıkladılar ve Fetih Suresini okudular. Ve İsveçli Müslümanlara da kitap hediye edildi. Onlar da çok memnun kaldılar. Bu faaliyetler çok şahane, uzun vadede yahut kısa vadede çok güzel netice verecek mübarek çalışmalar, çok faydalı çalışmalar. İsveç'te biz kitap dağıttık, Allah'a çok şükür. Ve esaslı şekilde PKK'ya, Darwinizme, materyalizme karşı ilmi darbe oldu. Bizden önce PKK yoğun faaliyet yaptı. Homoseksüeller yürüyüş yaptılar. İsveç'te her yer şu an homoseksüel bayraklarla dolu. Yani bunlar da tabii organize eden başka güçler oluyor. Onu organize eden bir üst güç oluyor. En üst güç Deccaliyet'tir. Şu an Deccaliyet de Türkiye'yi zorluyor ve yutmaya çalışıyor.
Mesela bak Irak'ı yuttu, Suriye'yi yuttu, diğer ülkeleri yuttu. Birçok aydını, insanlarımızı yuttu. Ama Türkiye boğazına takıldı. Yutamıyor bir türlü. Çünkü Mehdiyet var. Ya yani anlayamadıkları bir şeyle karşılaştılar. Şaşırıyor. Yani çoktan olması gerekirdi onların planına göre. Yani 200 yıl önceki plana göre çoktan bitmesi gerekiyordu Türkiye'nin. Bir türlü olmuyor. Şaşırıyorlar. Güzel varlıklar ya. İnsan bunlar hep böyle kalsın istiyor. İşte bu ancak cennetle mümkün. Mesela bayağı tatlı. Sevgisi gözlerinden akıyor adeta. Bayağı güzel. Eddecalatu. Büyük topluluk demektir. Decal kalabalığı ve bu oluşturduğu yapıyla yeryüzünü kaplayacağına dair bir anlam çıkıyor. Eldecalatu. Deccal çok yalancı, kezzap anlamına geliyor. Decele hakkı batıl ile örtmek manasına geliyor. Decele. Hakkı batılı. Mesela neyle? Darwinizmle, materyalizmle, Rumilikle örtmek. Çünkü Rumiliğin anlatım şekli, bize ulaşan şekli sapıklık şeklinde. Ama ayrı bir Rumilik var mı? Anadolu Rumeli o ayrı. Var. Onu demiyorum. Deccal diye isimlendirilmesi, Deccal diye isimlendirilmesi nedeni insanları şerri ile karıştırıp değiştirmesi sebebiyledir. Birisi öldüğünde veya elbisesi değiştirildiği zaman Decele kelimesi kullanılıyor. Yani bir topluluğun, insanlığın ölmesi decele. Elbisesinin yani şeklinin değişmesi decele anlamına geliyor. Ayrıca yaldızlayan, süslü gösterten. Mesela Darwinizmi, materyalizmi, homoseksüelliği, Rumiliği süsleyip gösterten, altın su ile yaldızladım derken deceltü lafzı kullanılıyor. Deceltü. Yaldızlamak, süslemek. Yani batılı güzel gibi göstertiyor. Çirkin olan bir şey güzel gibi göstertiyor. Sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. Conception de drame, les jeunes sont fétales. Quel hémorragie de mourir en position fétale. Je tiens à peine de naître, demain je serai Dieu. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. Viens m'enflammer dès le soleil couché, chauffer mon âme.
Si tu veux tout oublier, laisse la musique faire et danse avec moi. On chante avec moi. Si tu veux tout oublier, laisse la musique faire et danse avec moi. On chante avec moi. Evet, dinliyorum. İstanbul Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele ekipleri darbe girişimi gecesi TRT yayınına müdahale etmekle görevlendirilen 5 bilişimciyi gözaltına aldı. Yayınları kesmek için darbecilere eşlik eden bu 3 isim çok önemli firmalara bilişim desteği veren şirketlerin üst düzey yöneticileri olduğu ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'nin MOBESE hizmetini de bu kişiler elinde tutuyorlarmış. İşte bundan sonrası için asıl tedbiri alsınlar. Gene darbe olabilir. İşte bu çanak bombalamalar falan olabilir. Biraz hükümet işi ağırdan almasın, hızlandırsınlar. Bunu aslında bir rapor olarak da sunabiliriz. Yani ikinci darbe girişimine karşı ne yapılabilir diye. Bir kere kanundan darbenin durmayacağını görmüş olduk. Yani dedik ki biz tedbir aldık, anayasayı değiştirdik, işte hukuku değiştirdik. Bundan sonra darbe tarihe karıştırılır. Oluyormuş demek ki. Bir de yani yüksek rütbeli subayların da müdahale etmesine gerekmeden de oluyormuş. Ama bir milletin işte iman dolu göğsüyle durduruldu, tamam doğru. Ama yani millet illaki göğsünü siper etmek mecburiyetinde değil. Göğsünü de siper eder ama bir elinde de sağ elinde de silah olsun. Yani adamın elinde silah. Çünkü adam terörist diyorsun. Değil mi? Bunu yapanlar da. Terörist hükmünde olduğuna göre teröriste karşı iman dolu göğüsle bir mücadele olmaz. Olur da yani zaruri durumda olur. Ama normalde silah olması lazım. Dolayısıyla milis gücü olması lazım. Ya bunda bir şey küçük küçük denemeler yapabilirler. Önce mesela 3000 kişilik bir milis gücü oluşturdu. 3000 kişi Türkiye yıkacak hali yok bunların. Veyahut 1000 kişilik de olabilir. Yani bir yapsınlar. 1000 kişilik bir milis gücü oluştursunlar. Ya Tayyip Hoca tabii yani böyle bir gece gündüz çalışan bir beyin olmak mecburiyetinde değil. Onun için biz bir rapor olarak hazırlayalım. Yani darbeyle yapılan bir test var. Türk milletine uygulanan bir test var. Nerelerde zaaf noktalar var onları anlatalım. Madde madde kafa karıştırmadan tavsiyede bulunalım. Neler yapılabilir diye. Ben söylüyorum eğer milis gücü olmuş olsaydı öyle adamlar dizilip falan yağmur gibi kurşun yağdırmaz. Helikopterler de öyle vızırcık atmaz. Yani jet uçağı da öyle alçaktan uçarak falan böyle olay çıkartamaz. Öyle bir şey olmaz. Bir de yani tabii ki böyle bir şey hiç olsun istemeyiz ama caydırıcı güç açısından diyorum. Helikopter yani otomatik silahın karşısında helikopterin de pek gücü olmaz. Yani mutlaka isabet edeceğini bildikleri için. Yani o kadar güçlü bir alet değil helikopter. Yani armut gibi düşer. Allah muhafaza. Yani nihayet alüminyum şu bu falan yani. Öyle karma karışık değil. Yani zırh delici özellikle otomatik silahla ateş açıldığında kalbura döner. Yani ama bunu bilirse adam ayağını ona göre denk alır. Fakat tabii hükümetin de modernleşmesi lazım. Kalitenin artması lazım. Sanatın gelişmesi lazım. Bak 30 kere söyledim. Kadın özgürlüğü. Kadın özgürlüğü. Kadınların ön planda olması. Sanat ve kalite. Bunun olmadığı her ülkede darbe oluyor. Bakın. Dünyayı inceleyin. Hepsinde darbe oluyor. Ama Tayyip Hoca ne yapsın yani? Bir Anadolu delikanlısı tek başına önüne gelen ona bir şey söylüyor. Şunu da yap, bunu da yap falan diyor. Pratik kısa fikirler verilirse yapar. Ama artık bir insanın kafası ambele olur yani. Bir insan ne kadar neye gücü yeter ki yani. Bir de geliyorlar boş kafalama sohbetler. İşte Tayyip Hoca'nın görüşmek istiyorum.
ne görüşeceksin sen? Kardeşim Mehdi deyince millet zannediyor ki böyle birisi çıkacak Sultanahmet'te böyle müthiş bir tahtın üstüne oturacaklar. Efendim ruh gibi olacak. Öyle değil yani mazlum, gariban bir insandır Mehdi. Öyle bir şey yok. Allah'ın garip bir kuludur yani. Bir derviştir. Mazlum bir derviştir. Yani millet haşa Allah gibi görüyor. Öyle bir şey yok. Mehdi'nin dünyanın dalıp veremediği yoktur. Siyasette dalıp veremediği yok. Yani siyaset her yer işler. Siyaset kurumunun tamamı işler. Yani Cumhurbaşkanı da başta olur, Başbakan da başta olur. Siyasete müdahale etmez. Onun derdi günü sevgidir Mehdi'nin. Başka bir şey yok. Merhamet, sevgi, barış, kardeşlik, dostluk. O. Bunu sağlar, vesile olur. Allah onun yüzü su hürmetine de felaketler engelliyor. Darbe olurdu. Mehdi vesilesiyle olmadı. Bak darbe olurdu. Bu sayı bol bol yeter. Olurdu. Sabah kalkardık darbe de olmuş olurdu. Mehdi'nin olduğu bir yerde Allah buna müsaade etmiyor. Etmez. Onlar Mehdi'yi hesap etmedikleri müddetçe bu olacaktır. Etseler de olacaktır, etmeseler de olacaktır. Güç yetiremeyecekleri bir şeyin içine girer. Deccaliyet başarılı olamaz. Yani Mehdiyet'in karşısında Allah onları mağlup yaratmış zaten. Kaderleri öyle. Yani Deccaliyet'e gücünü veren de Allah'tır. Deccaliyet'e dünya hakimiyeti veren de Allah'tır. Deccal kendi gücüyle yapmış zanneder ama bütün ona o gücü veren Allah'tır. Darbeciler aslında kusursuz bir çalışma yapmış. Muazzam bir plan yapmışlar. Yani bunun olmaması mümkün değil. Yani Menderes döneminde bu tarzda ne tank kullanıldı ne de uçak kullanıldı. Yani şiddet ve dehşet en yüksek derecede kullanıldı. Asker sayısı hepsi yeterliydi. Ve üst derecede general kullanıldı. Yani mesela Menderes döneminde sadece albaylar var. Bir avuç subay var. Ve rahatça oldu. Şu an yüksek rütbeli generaller var. Hem Genelkurmay sitesinden de açıklama yapıldı. TRT'den de açıklama yapıldı. Darbe yapıldı. Ben ne dedim? Darbe diye bir şey yok dedim. Uydurma dedim. Sanal dedim. Zınt bittiler. Mehdi öncüsü olarak, Mehdi talebesi olarak biz görevimizi yaptık. Ama asıl durdura Mehdiyettir. Biz öncüsü olarak kenardan köşeden hizmetimiz oldu. Ama sen milyonlarca insanın seyrettiği televizyon kanalına çıkıp bu darbe sahte dersen, TRT'deki açıklama için de sahte dersen, Genelkurmay'ın sitesinden yapılan açıklama için de sahte dersen ve bunu da akılcı ve makul açıklarsan, vatandaş da buna kanaat getirirse senin darben havaya gider. Bak en son TürkSat'ı vurmaya kalktılar. Allah ayaklarına doladı. Yine durduramaz. Yine yapsan yine bir yolunu bulur. O kapıyı biraz kapatalım. Yani evet şöyle çok küçük bir aralık bıraksak yeterli olur. Fethullah Gülen dedim ki bak 30 kere ya kardeşim darbenin olduğu gün sen çıkıp desen ki ya bu çok büyük bir alçaklıktır. Bunu yapanlar ahlaksız, haysiyetsiz, namussuz adamlar. Böyle bir kahpelik görülmemiş. Bu halktan ne istiyorsunuz alçaklar deseydi ama demedi. Bak ısrarla demiyor. Daha hala yavaş yavaş dozunu yükselterek söylemeye devam ediyor. Oraya iyi niyetle gelmiş o kadar. En büyük asker bizim asker diyor. Sen takır takır otomatik silahla vuruyorsun. Bu çok büyük bir alçaklıktır. Onların iyi niyetine, temizliğine karşı öyle mi karşılık verilir? Birkaç kişi öldü diyor. Boş yerler bombalandı diyor. Birkaç kişi. Mesela bu çok kızdırıcı bir laf. Nerenin birkaç kişisi? Şehitlerimize mesela rahmet dilemedi. Allah rahmet etsin demedi şehitlerimize. Şehit demiyor. Hiçliğe gittiler diyor. Hollywood filmi gibi diyor. Şehitlerimize Allah rahmet etsin de ailelerine Cenab-ı Allah sabır nasip etsin de demiyorsun. Bu nasıl bir kafa ya? Sonra benim
hafiften kenardan köşede benim alakam yok diyoruz. Kahramanca direnen halka da $100 aldılar diyorsun. Ya para aldılar diyorsun. Yüksel insanlar ya. Maşallah. Hayır kardeşim, taktik olarak yap ya. Mesela sen suçlanıyorsun. Suçtan kurtulmak için de içinden gelmiyorsa dedi. Basireti bağlandı ya. Feraseti bağlandı. Bu nasıl bir kafadır ya? Hayır dese cellatların azgınlığı da gidecek. Diyemedi onu. Ya karı koca biri bacağını kaybetmiş. Karısı bacağını kaybetmiş. Kocası kolunu kaybetmiş. Ellere tutuşuyor. Allah'tan kork ya. $100 karşılığında yaptılar bunu diyoruz. Ne kadar büyük zulüm ya bu, böyle bir ifade. Sevgi çok yüksek bir duygu. Bayağı güzel bir duygu. Kadın sevgi zaten yani. Asıl şeyi olur. Erkekler çok yanlış anlıyorlar kadın. Değil mi? Bambaşka bakıyorlar. O nimeti göremiyorlar ve o nimete karşı gözleri kapanıyor. Kadın mertlikten hoşlanır, samimiyetten hoşlanır, dürüstlükten hoşlanır, imandan hoşlanır, Allah korkusundan, Allah sevgisinden hoşlanır. Derinlikten, vefadan, sadakatten hoşlanır. Adam sadece işte karın kaslarını baklava gibi yapınca, efendim işte göğüslerinde oynatırsa konunun biteceğini zannediyor. Bir o göğsünü hareket ettiriyor, bir o göğsünü hareket ettiriyor. Efendim yatağa yüzü koyun, uzanıp fotoğrafını çekiyor sırtının. Yahut işte neresi varsa. Onunla meselenin hallolacağını zannediyor. Böyle bir şey olmaz. Sonra da oturup ağlıyorlar. Terk edildim bir kere, bilmem ne falan diye şarkı dinliyor. Olmaz. Özgür Mumcu. Uğur Mumcu ne oldu değil mi bu? Evet. Şuna nasıl inandınız? Bugün benzer kimlere inanıyorlar acaba diyor. Fethullah Gülen'in ağlama krizi geçirdi videosunu eklemiş. Zaten en çok etkilendikleri konu o. Yani. Mesela üstad vefat ediyor, cenazesini kaldıracaklar. Vasıta gerekiyor. Çöp arabasıyla kaldırılsın diyor bakan. Çöp arabasıyla. Allah onu çöp arabasıyla kaldırdı. Araba bulamadılar, çöp arabasıyla götürüldü cenazesi. Bak bu çok acayip bir şey. Ya metafizik bir şey bak. Bediüzzaman'ın cenazesinin çöp arabasıyla kaldırılmasını istiyor. Müslümanlar onu omzunda taşıdılar Bediüzzaman'ı. Kendisi çöp arabasında götürüldü. Araba bulamadılar. Acil kaldırılması gerekiyordu. Çöp arabasının içinde vefat etti. Çocukları gönderelim ya. Bunlar uyusunlar. Aferin. İyi. Devam ediyorum ama göndersek iyi olur. Kısa bir ara verelim. Yine devam edelim. Yayınımıza kısa videolarla devam edelim.